Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 23 Mayıs'ta öğleden sonra 16:54'te 2 derece Yay burcunda dolunay meydana gelecek. Bu yılın en dikkat çekici dolunaylarından biri gerçekleşecek. Çok sayıda önemli gezegen açısı var gökyüzünde. Tabii ki bunların her birinin de kendi içinde detayları söz konusu. Özellikle Yay burcundaki dolunay biraz daha bize iyimser, keyifli, neşeli bir enerji verebilir. Jüpiter yönetiminde bir dolunay, Yay burcu uzak hedeflerimiz, ideallerimiz, vizyonlarımız, düşüncelerimiz, inançlarımızla ilgilidir. Yabancı kültürler, yurt dışı konuları, uluslararası her türlü iş Yay burcu ile ilgilidir. Seyahatlerimiz, yolculuklarımız, eğitim ve özellikle akademik konular, üniversite eğitimi gibi konular, hukuksal işlerimiz, bununla birlikte özellikle kara, deniz ve hava yolları ile ilgili konular, inançlarla ilgili konular Yay burcuyla sembolize edilir. Dolunaylarda biliyorsunuz Ay ve Güneş karşıt açıda bulunur. Güneş ikizler burcunda, Ay Yay burcunda yerleşiyor ve yönetici gezegen Jüpiter Boğa burcunun 29 derecesinde Venüs'le birleşiyor. Bu dolunay sırasında Güneş'le de yine çok yakın bir yerleşimleri söz konusu. Çok dikkat çekici bir pozisyon tabii ki bu. Özellikle biraz daha belki bize Boğa burcunun sembolize ettiği konuları da yine öncelikli olarak vurguladığını söyleyebilirim bu dolunayın. Her dolunayda olduğu gibi bir farkındalık, bir aydınlanma, sonuç alma, tamamlanma, bitişler, dönüşümler söz konusu olabilir. Duygusal olarak çok daha heyecanlı, çok daha belki biraz daha böyle cesur davranabilir, risk alma eğiliminde olabiliriz. Duygularımızı, dürtülerimizi biraz kontrol etmemiz zorlaşabilir bu dönemde. An haritasına baktığımızda Terazi burcu yükseliyor. Terazi burcunda Venüs yönetir, Yay burcunu Jüpiter yönetir ve her iki yönetici de burada haritanın 8. evinde Boğa burcunda birleşmiş görünüyor. Dolunay yine an haritasında 2. evde görüyoruz yerleşimini, ancak Holstein sistemine göre de 3. evi yay kestiği için yine 2. evle birlikte 3. ev konuları, yakın çevre, iletişim, eğitim anlamında hareketleri de, ticari aktiviteleri de, konuşmaları, anlaşmaları, sözleşmeleri, bilgi paylaşımlarını da biraz daha yoğunlukla burada vurguladığını söyleyebilirim. Bu dolunay özellikle tabii ki değişken burçlarımız yaylar, ikizler, başak ve balıklar için önemli bir dolunay. Lütfen kişisel doğum haritalarımıza bakınız. Değişken burçların 0 ile 5 derece aralığında güneşiniz, yükselen burcunuz ya da kişisel gezegeniniz varsa bu dolunay sizin için çok etkili olabilir. Bununla birlikte sabit burçların son dereceleri de etki alıyor. Bunu da lütfen kontrol edelim. Sabit burçlar Boğa, Aslan, Akrep ve Kovalar. Özellikle 27, 28, 29 derecelerde sabit burçlarda da gezegenleriniz bulunuyorsa yine bu dolunay sizin için güçlü tesirler getirebilir. Evet, şimdi biraz açılara ve gökyüzündeki gezegenlerin durumlarına bakalım. Evet, Terazi'nin yükselende olması, Yay burcunun da dolunayının olması, biraz da tabii ki Jüpiter konularını, Venüs konularını, yani bunlar neler? İşte adalet, hak, hukuk gibi konular, daha sosyal konularla ilgili aslında. Hukuksal konuların, hukuksal mücadelelerin öne çıkmasını bekleyebiliriz ve belki birçok mahkeme ve davalarla ilgili sonuçlar karşımıza çıkacak. Kişisi olduğu kadar toplumsal alanlarda da dikkat çekici hukuksal olaylarla, davalarla karşılaşabiliriz bu dolunay ve dolunayı takip eden günler içerisinde. Güneş'in burada yine Kova burcundaki Plüto ile çok güzel bir üçgen açısı var. Ay'la da yine Plüto'nun güzel bir açısı var. Plüto güç ve dönüşümle alakalıdır. Demek ki bu dolunayda aslında bazı noktalarda beklediğimiz güçlü destekleri bulabiliriz. Hava elementindeki Güneş'in yine hava elementindeki Plüto ile yaptığı bir üçgen açı, insani ilişkiler, sosyal kavramlar,
iletişim, bilgi paylaşımı, kültürel konularla ilgili de bazı güçlü durumları ortaya çıkarabilir. Bununla birlikte Venüs'ün ve Jüpiter'in 29 derece Boğa burcunda olması, özellikle Boğa burcunun sembolize ettiği konularda biraz aşırılıklara burada işaret ediyor. Bunlar Boğa nedir? Para. Sahip olduğumuz değerler, finans konuları, ilişkilerde de yine daha tutkulu, daha sahiplenici, daha hırslı bir yaklaşım içerisinde olabiliriz. Ve Jüpiter artık biliyorsunuz Boğa burcundan ayrılmak üzere 26 Mayıs'ta İkizler burcuna geçecek. Venüs de hemen Dolunay'ın ardından İkizler burcuna geçecek. Bu geçiş öncesinde Boğa burcunun son derecesinde olan bu kavuşum hem bazı beklentilerimizin sonuçlanmasını burada işaret ediyor. Bir yandan da tabii ki her burcun son derecesi biraz analitik ve biraz aşırılıklara eğilimli olduğu için dikkatle çekiyor. Evet, an haritasında, Dolunay haritasında 2. ve 8. evdeki yerleşimler özellikle parasal kaynaklarımız, ekonomiyle ilgili konular, kazançlarımız, harcamalarımız, yatırımlarımız, başkalarıyla paylaştığımız kaynaklar, hisseli paralar, eşimizin kaynakları, ortaklı gelirlerimiz, giderlerimiz ve benzeri alanlara ve bunlarla ilgili konulara, beklentilerimize, mücadelelerimize, çabalarımıza da biraz daha burada özellikle vurgu yapıyor. Evet, Boğa burcunda bir yeni ay doğmuştu, hatırlıyorsunuz. Aslında bu Dolunay o Boğa burcu yeni ayıyla birlikte hayatımıza giren konuların netleştiği, sonuçlandığı bir süreci de işaret ediyor. Burada tamamlanmalar var. Örneğin bir ilişkideki paylaşımlar, işte bir yatırım kararı, kazançlarımız, harcamalarımız, evliliklerdeki veya ortaklıklardaki finansal paylaşımlar, bununla ilgili olabilecek bazı davalar, hukuksal gelişmeler, beklentilerimiz varsa sonuç alabiliriz. Örneğin bir para elimize geçebilir, bir miras davası sonuçlanabilir, bir nafaka söz konusu olabilir, belki bir tazminat ve bununla ilgili bir konu netleşecek. Aynı şekilde tabii ki paramızı nasıl değerlendiriyoruz? Burada farklı yollar, seçenekler arayabiliriz. Çünkü yay biraz daha ufkumuzu geliştirmek, vizyonumuzu genişletmekle alakalı. Örneğin hani yatırımlarımızda farklı yollar arayabiliriz. Tabii Boğa burcu biraz daha garanticidir. Daha böyle toprak, emlak, gayrimenkul, arsa gibi daha kalıcı değerlerle alakalıdır. Hani burada bu tarz yatırımlarımızda çok güzel fırsatlar da çıkabilir karşımıza. Veya bir şeyleri satmak istiyoruz, dönüştürmek istiyoruz, kiralamak istiyoruz ya da kentsel dönüşüm gibi amaçlarımız var. Burada bir kredi beklentimiz var, bir parasal ihtiyacımız var. Bunları belki bu Dolunay ve Dolunay'ın enerjileriyle artık tamamlayabiliriz. Sonuç alabiliriz ya da bazı sorunlarımızı çözebilecek güçlü destekler alabiliriz. Evet, para vurgusuyla birlikte bu Dolunay'da tabii ki ilişkilerde de daha tutkulu, daha hırslı yaklaşımlar görebiliriz. Çünkü 8. ev cinsellikle de alakalıdır. İlişkilerde, sevgi, aşk ilişkilerinde aşırı sahiplenici, aşırı tutkulu durumlar olabilir ve cinsellikte aşırılıklar biraz hani burada belki sıkıntılı durumlarda oluşabilir. 29 derece Boğa Alsiyon yıldızıdır. Bu bir takım yıldızıdır. Ürker takım yıldızı, işte Pleiades, 7 kız kardeşler olarak da tanımlanır. Güçlü bir yıldız kümesidir ve buradaki Venüs'ün, Jüpiter'in pozisyonu özellikle cinsellik, dişi enerjiyle de alakalı biraz daha vurgular yapıyor. Parasal kazançlarda evet başarı verebilir, tutku verebilir ama hırsa, açgözlülüğe dikkat etmek lazım. Bununla birlikte saldırganlık söz konusu olabilir. İlişkilerde taciz gibi durumlar biraz öne çıkabilir. Şiddet eylemleri ve özellikle dikkat çekici bazı durumlar, kadınlara yönelik ve cinsellikle ilgili konularda dikkat çekici durumlar toplumsal alanlarda biraz daha burada göz önünde olabilir. Mümkün olduğunca da ilişkilerimizde duygularımızı, beklentilerimizi, dürtülerimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Daha dikkatli, daha dengeli, daha sağduyulu da olmamız gereken bir şey. Aynı şekilde parasal konularda da açgözlü ve aşırı sahiplenici durumlar
sorun çıkarabilir. Tabii ki bu kadar bir boğa vurgusu, işte büyük paraya sahip olan, güçlü olan yapıları, kurumları, işte bunlar şirketler olabilir, büyük finansal yapılar olabilir, bankalar olabilir, gücü elinde bulunduran, parasal gücü elinde bulunduran yapıların manipülatif durumları, baskıları ve bunlarla ilgili krizler ve benzeri durumları da yine birazdan göz önüne koyabilir. Çünkü dolunaylar biliyorsunuz gizli olan konuları da açığa çıkarıyor. Bilmediğimiz şeylerle yüzleşebiliriz. Farkında olmadığımız konular biraz daha açığa çıkabilir. Buna ekonomik anlamda da streslerin artabileceği süreçler aslında. Kişisel olarak biraz iştahımızı kontrol etmemiz zor olacak gibi görünüyor. Her anlamda bir şeyleri almak konusunda, işte kişisel keyiflerde, konfor alanlarında aşırılıklar olabilir. Aşırı böyle bir keyfe, zevklere düşkünlük olabilir, tembellik eğilimleri olabilir, yeme içme konularında iştahı kontrol etmekte zorlanabiliriz, aşırı müsrif davranabiliriz, cinsellikte yine aşırılıklar söz konusu olabilir. Tüm buralarda mümkün olduğunca dengeli olmakta mümkün olduğunca fayda var. Baktığımızda tabii burada boğa burcunun bu dereceleri biraz daha sağlık anlamında özellikle hormonal sistemde dengesizlikler yaratabilir. Tiroid hormonları, boyun bölgesi, özellikle boyun sinirleri hassas olabilir. Kronik boyun fıtıkları gibi problemler artış gösterebilir. Aynı şekilde insülin hormonları ile ilgili dengesizlikler biraz öne çıkabilir. Yay burcu da bedende yine karaciğeri yönetir. İşte karaciğer rahatsızlıkları, karaciğer değerleri ve hormonlarla alakalı bazı sorunlar açığa çıkabilir. Kalça bölgesiyle ilgili uyluklar, üst bacak bölgesi ve buralardaki sağlık sorunları biraz daha öne çıkabilir. Özellikle bu bölgelerle alakalı operasyonların, tedavilerin biraz daha dikkatli ele alınması gerekiyor ki genellikle dolunay gününde çok da bu tarz operasyonları, tedavileri çok önermeyiz. Venüs'ün de tabii ki bu son derecede olması, 29 derece boğa gibi biraz daha güzellik, estetik gibi kaygıları arttırabilir, beklentileri arttırabilir. Ve bu anlamda tabii ki aslında bakım işleri, işte estetik uygulamaları için Venüs destekleyici olabilir ama Jüpiter burada biraz aşırılıklara, dengesizliklere de işaret ediyor. Bu konularda da yine temkinli olmasını öneriyorum. Estetik ve sanatsal değerlerde Neptün'ün de burada Venüs'e ve Jüpiter'e güzel bir açısı var. Yaratıcılığın, sanatsal ilhamın arttığı bir dönemdeyiz. Enerjimizi biraz daha sanata, güzelliklere ayırabiliriz. Buralardaki çalışmalar çok güzel destek bulabilir. Doğada zaman geçirebiliriz. Burada özellikle tabiatla bir arada olmak, biraz daha huzur bulmamızı, dengede kalmamızı sağlayabilir. Dolunay'ın o heyecanlı, aşırı tutkulu enerjilerini mümkün olduğunca kişisel alanda dengelemeye çalışmakta fayda var. Hepimiz tabii ki yükselen burcumuza göre doğum haritalarımızda yay burcunun bulunduğu ev alanlarında biraz daha aydınlanma, böyle bir dönüşüm bekliyoruz dolunay sırasında. Şimdi yükselen burçlarınıza göre özellikle dolunayın etkilerinden bahsedelim. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, yay burcundaki dolunay 9. evinizi aydınlatacak. Sizin için oldukça iyimser, keyifli, umut verici enerjiler söz konusu. Dolunay sırasında da gerçekten motivasyonunuz çok artabilir. Geleceğe dair daha iyimser, daha cesur, daha vizyoner olabilirsiniz. Ve para evinizde de güçlü gezegen geçişleri var. Dolayısıyla para kazanma hedeflerinizi büyütmeniz, bazı fırsatlarla karşılaşmanız mümkün. Eğer parayla ilgili hukuksal bir işiniz varsa, belki bir davanın sonuçlanması, bunun sonucunda elinize bir para geçmesi ve benzeri konular bu dolunayda gündemde olabilir. Yurt dışı işleri, medya yayıncılık işleri, uluslararası alandaki hedefleriniz varsa bu dolunay sırasında bunlar netleşebilir. Evet, biraz belki bir seyahate çıkacaksınız, tatil, geziler, yolculuklar olabilir. Bunlar uzak mesafeli yolculuklar olabilir. Bunlar için masraf da yapabilirsiniz. Keyif için harcamalarınız da olabilir özellikle. Eğitim için, akademik çalışmalarınız için bazı masraflarınız olabilir. Ancak ihtiyacınız olan bir parayı bulmanız, belki bir burs almanız mümkün görünüyor. Bu dolunay sırasında lütfen sevgili koçlar biraz daha
parasal konularda temkinli olmaya çalışın. Yani aşırı harcama eğiliminiz olabilir çünkü. Daha dengeli olmaya çalışın. Kaynaklarınızı doğru kullanmak, doğru değerlendirmek söz konusu. Bunun için de biraz da uzun vadeli düşünmeniz, daha sabırlı, temkinli hareket etmeniz gerekiyor. Ancak çok güzel fırsatlar da çıkabilir. Eğitim konuları, turizm konuları, sosyal medya, medya ile ilgili işler, internet, e-ticaret gibi işler, uluslararası alanlarda yapacağınız girişimlerde para kazanma ya da kaynaklarınızı büyütme, çoğaltma imkanı bulabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçların ilk derecelerinde gezegenleriniz varsa veya sabit burçların son derecelerinde gezegenleriniz varsa bu dolunaydan güçlü etkiler alabilirsiniz. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, yay burcundaki dolunay 8. evinizi aydınlatacak. Bu dolunayda kazançlarınız, başkalarıyla paylaştığınız paralar, hisseli kaynaklarınız, yatırımlarınız ve genel olarak evet, finansal konularda çok önemli etkiler bekleyebilirsiniz. Bir süredir belki uğraştığınız bir iş var, hani bir kredi konusu olabilir. Bu dolunayda netleşebilir, sonuç alabilirsiniz. Hisseli paralarla ilgili bir paylaşımınız varsa, bunlar evlilikle veya işbirlikleriyle alakalı. Hani bunlarla ilgili gelişmeler hızlanabilir. Yönetici gezegeniniz Venüs Jüpiter'le birleşiyor. Çok özel, çok şanslı, kısmetli bir açı bu. Ve her ikisi de artık Boğa Burcu'nun son derecesinde İkizler Burcu'na geçmek üzereler. Ve sizin de para evinizde İkizler Burcu yönetiyor. Dolayısıyla parasal konularda hayatınızda böyle çok güçlü bir oluşum ya da hani bir süredir beklediğiniz bir şeyin artık sonuç vermesi, son noktasına ulaşması gibi konular olabilir. Büyük paralar, büyük yatırımlar, kazançlar ya da size kazanç elde edecek ya da maddi durumunuzu değiştirecek konular gündeminizde olabilir. Bir emeklilik konusu, bir sigorta konusu, bir miras, nafaka ve benzeri konular, bir tazminat konusu gibi. Hani yine parayla bağlantılı işlerinizde de hızlı gelişmeler bekleyebilirsiniz. Bununla birlikte güzellik, estetik gibi kişisel cazibenizi arttıracak, kendinizle ilgileneceğiniz, imaj değişimleri yapabileceğiniz bir süreç. Buralarda daha cesur, daha girişken davranabilirsiniz. Bu dönemde biraz iştahınız artabilir. Kendinize dikkat edin çünkü kilo alma eğiliminde olabilirsiniz. Estetik ve bakım uygulamalarında da aşırılıklar söz konusu olabilir. Çok fazla harcama eğiliminde bulunabilirsiniz. Örneğin parasal değerlerinizi de iyi korumanız gerekiyor. Daha dengeli olmanızda fayda var. Ancak cazibenizin arttığı, dikkat çektiği bir dönemdesiniz. Maddi manevi çeşitli fırsatlar sizi bulabilir. Bu dolunay sırasında sevgili boğalar, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 27, 28, 29 derecelerde ise dolunaydan çok güçlü etkiler alabilirsiniz. Değişken burçların ilk derecelerinde gezegenleriniz varsa yine dolunayın tesirleri sizin için çok etkili olabilir. Sağlık konularında hormonal sisteminize, boğaz bölgenize, boyun bölgenize biraz daha dikkat etmenizde fayda var. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, yay burcundaki dolunay İlişkilerle ilgili alanınızı etkiliyor. Burada her türlü ilişki, işbirlikleriniz, ortaklıklarınız, beraber çalıştığınız kişiler, eşiniz, partneriniz, evlilik konuları, birebir hizmet aldığınız kişiler, işte danışmanlıklarınız olabilir, avukatınız, muhasebeciniz, hizmet aldığınız kişi olabilir. Bunlarla ilgili alanlarda bir dönüşüm, bir farkındalık, bir aydınlanma var. Bazı kararlar verebilir, başlangıçlar yapabileceğiniz gibi bazı ilişkileriniz dönüşebilir, değişebilir bu dönem içerisinde. Ya da hayatınızdaki kişinin, eşinizin, partnerinizin hayatında bazı önemli gelişmeler olabilir. 12. evinizde de birçok gezegen gelişimi var. Dolayısıyla biraz hani gizli konuların aydınlanması, hani farkında olmadığınız bir şeylerin ortaya çıkması mümkün. Bunlar eşinizle, partnerinizle, ortağınızla da ilgili olabilir. Eğer parasal konularda bazı işleriniz varsa, çözüm bekleyen konularınız varsa, evet bunlar bu dolunayda en azından içinde bulunduğunuz şartlar biraz aydınlanabilir. Eşinizin genel sağlığı, eşinizin işi, mesleki konuları, genel yaşam düzeniniz, alışkanlıklarınız ve benzeri alanlarda da bazı düzenlemeler yapmanız hayatınızda yaşam kalitenizi arttırmak adına sizin ve eşinizin özellikle önemli dönüşümler yapmanız mümkün olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneşiniz ve yükselen burcunuz 2 derece ve yakınlarındaysa bu dolunaydan çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Sabit burçların son derecelerinde de gezegenleriniz varsa
yine dolunayın tesirleri sizin için artabilir. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, yay burcundaki dolunay 6. evinizi aydınlatacak. Bu dolunay sırasında boğa burcundaki gezegen geçişleri de 11. evinizde olacağı için biraz hani sosyal hayatınız, iş hayatınız, beraber çalıştığınız kişiler, iş çevreniz, arkadaşlarınız ve benzeri konularla ilgili önemli etkiler alabilirsiniz. İş değişimleri olabilir. İş çevrenizi mesela çevresel olarak, yani yanınıza çalışan kişiler, ekip çalışmaları içerisindeyseniz, örneğin bir iş projesinin sonuçlanması ya da bazı teklifler almanız, bu anlamda hani mesleki anlamda bazı değişiklikler yapmanız, bunlar yer değişimleri olabilir, görev değişimleri olabilir, çalışma şartlarınızın, çalışma ortamınızın değişimleri olabilir. Genellikle bir hedefe ulaşmanız, yaptığınız işin sonucunda maddi manevi bazı başarılar elde etmeniz, bazı amaçlarınıza kavuşmanız da mümkün görünüyor. Genel sağlığınızla ilgili de tabii ki önemli etkiler alabilirsiniz. Alışkanlıklarınız, düzeniniz, beslenmeniz, diyetiniz, hatta giyim kuşamınız bile bu dolunayla biraz daha gözden geçirmeniz gerekebilir. Önemli bazı değişimler yapabilirsiniz. Biraz daha kişisel konforunuz, çalışma ortamlarınızın iyileştirilmesi, yaşam alanlarınızın güzelleştirilmesi, sağlığınızda yapılması gereken iyileşmeler, tedaviler, yapılması gereken bazı diyetler ve benzeri konularda bu dolunayla beraber hayatınızda gündeme gelebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçların ilk derecelerinde gezegenleriniz bulunuyorsa bu dolunaydan çok daha güçlü, önemli etkiler alabilirsiniz. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, yay burcundaki dolunay 5. evinizi aydınlatacak. Sizin için genel olarak keyifli, eğlenceli bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. Biraz daha hayatınızda sizi mutlu eden, bulunmaktan hoşlandığınız ortamlara dahil olabilir. Sevdiklerinizle güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Bu bir tatil, bir seyahat olabilir ya da bir grup çalışması, bir etkinlik, bir eğitim olabilir. Daha meraklı, daha hevesli olduğunuz için, özgüveniniz de arttığı için toplumsal alanlarda dikkat çekebilir, sahnede olabilir, kişisel yeteneklerinizi ortaya koyabilirsiniz. Dolayısıyla sanatla ilgilenebilir, hobilerinize zaman ayırabilir, spor yapabilir, böyle bu tarz grup etkileşimlerine, aktivitelere daha fazla katılabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Tabii ki bir çocuk sahibi olmanız, hamilelik ve benzeri konular da olabilir. Çünkü birçok gezegenin de 10. evinizde olması kariyerinizi, toplum önündeki statünüzü etkiliyor. Dolayısıyla ebeveynlik de bir statüdür. Yani bu çocuklarla olan ilgili konuları veya çocuklarınız varsa, hani çocuklarınızla ilgili hayatınızda olabilecek bazı gelişmeleri, eğitim, onların gelecekleri ve benzeri düzenlemeleri de öne çıkarabilecek bir dolunay. Aşk hayatınız, romantik konularda da hızlı gelişmeler olabilir tabii ki. Daha önceden yaptığınız çalışmaların karşılığını alabilirsiniz. Bu da size başarı getirebilir. Özellikle kariyerde dikkat çekmeniz, yeteneklerinizle fark edilmeniz mümkün. Eğer bir sanatçıysanız bu sizin için muhteşem bir dolunay. Çünkü sahnede olmanız, ünlü olmanız, bir başarı elde etmeniz, alkış almanız da mümkün görünüyor sevgili aslanlar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Değişken burçların ilk derecelerinde ve sabit burçların son derecelerinde gezegenleriniz var mı? Eğer varsa bu dolunayın tesirleri sizin için çok daha önemli, güçlü olabilir. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, yay burcundaki dolunay 4. evinizi aydınlatıyor olacak. Özel yaşamınız, aileniz, yuvanız, ebeveynlerinizle ilgili konularda önemli etkileşimler olabilir. Belki bir yer değiştireceksiniz, taşınacaksınız, ev alacaksınız, evinizi düzenleyeceksiniz, dekore edeceksiniz. Yuva kurmak, evlenmek gibi konularda olabilir tabii ki. Çünkü aile demek, yuva demek biraz evlilik konularıyla da ilgili olabiliyor. Birçok gezegenin de şu anda 9. evinizde olması hayata daha umutlu, daha huzurlu bakmanızı sağlıyor. Hedeflerinizi büyütebilirsiniz. Yurt dışı konularınız da olabilir bu dönemde. Belki başka bir şehre, başka bir ülkeye taşınacaksınız. Belki uluslararası alanlarda bir iş yapacaksınız. Evden yapılacak bir iş de olabilir bu. Hani interneti kullanarak, teknolojiyi kullanarak medya üzerinde yapacağınız işler, e-ticaret işleri olabilir.
Bununla ilgili önemli girişimlerde bulunabilir, düzenlemeler yapabilirsiniz. Eğitimler alabilirsiniz ki bunlar biraz daha hani online işler, online eğitimler olabilir. Bununla ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. Sizin ya da eşinizin yakınları, ebeveynleri ve onlarla ilgili konuların da hareketlendiği bir dönem. Dolunay ve Dolunay yakınlarında onlarla daha fazla irtibat içerisinde olmanız, iletişim içerisinde olmanız, tabii ki gitmeler, gelmeler, yolculuklar, ziyaretler de olabilir bu vesileyle. Biraz daha hani yakın çevreyle, aileyle de daha fazla iç içe olmanız mümkün görünüyor sevgili Başaklar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçların ilk derecelerinde gezegenleriniz bulunuyorsa, yani güneşiniz, yükselen burcunuz 2 derece ve yakınlarındaysa ve sabit burçlarında son derecelerinde, özellikle boğa ve akrep burçlarında gezegenleriniz bulunuyorsa, bu dolunaydan çok daha güçlü, önemli etkiler alabilirsiniz. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, yay burcundaki dolunay 3. evinizi aydınlatacak. Sizin için oldukça hareketli ve bereketli bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. Ve yönetici gezegeniniz Jüpiter'le birleşiyor. Ve 8. evinizde, bu biraz parayı da yöneten bir alan. Zaten Dolunay An haritasında, Türkiye'de yaşıyorsanız eğer, yükselende de terazi burcu var. Hani bu da sizi biraz daha başrole getiriyor bu Dolunay'da. Para konuları, parayla ilgili anlaşmalar, belki bir sözleşme, belki bir işbirliği, ortaklık konusu, belki evlilikle ilgili konular, eşinizin işleri, eşinizin anlaşmaları, kazançları ve bunlarla bağlantılı sizin de tabii ki kazançlarınızla ilgili alanda önemli bazı gelişmeler olabilir. Bu beklediğiniz bir durumun netleşmesi de olabilir. Bir kredinin sonuçlanması, bir borcun ödenmesi, belki bir işbirliğine bir yatırım almanız, bir işe başvurmanız, eğitimle ilgili mesela bir burs almanız, bir kredinin bir şekilde hayatınıza, hani istediğiniz bir krediyi almanız ve benzeri konularda önemli etkiler alabilirsiniz. Bu Dolunay ve Dolunay'ı takip eden günlerde seyahatleriniz olabilir. Yolculuklarınız olabilir. Çok daha meraklı ve hareketli olacağınız bir dönemdesiniz. Dolayısıyla bol bol okuyabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Eğitimlere, kurslara, seminerlere katılabilirsiniz. Eğer işiniz biraz daha böyle eğitimle ilgili bir konuysa, yayıncılık ve medya ile ilgili işleriniz varsa, sosyal medya, internet üzerinde işler yapıyorsanız, uluslararası işler, e-ticaret gibi işleriniz varsa, bunlarla ilgili önemli bazı gelişmeler olabilir. Hani bir parasal destek bulabilirsiniz, işlerinizden kazançlarınız artabilir, yatırım alabilirsiniz. Bir şeyleri yazmak, çizmek, tasarlamak için de yeteneklerinizi gösterebileceğiniz fırsatlar karşınıza çıkabilir sevgili teraziler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçların ilk derecelerinde veya sabit burçların son derecelerinde gezegenleriniz varsa bu dolunayın etkileri sizin için artabilir. Bununla birlikte yakın çevre deyince biraz kardeşler, İşte komşularınız olabilir, akrabalarınız olabilir. Onlarla ilgili konuların da aktifleştiğini görebiliriz. Bir dava olabilir, mahkeme olabilir. Belki bir miras paylaşımı ile ilgili bir konunuz var, bir mahkemeniz, davanız var. Bunun sonuçlanması söz konusu olabilir. Bir anlaşmaya varabilirsiniz ya da hizmet aldığınız kişilerle ilgili bir sigorta anlaşmasını yenileyebilirsiniz. Ya da bir işte avukatlık ya da bir danışmanlık hizmetinizi, buralarda bazı kararlar almanız, bir şeylerin netleşmesi bu dönemde gündeme gelebilir sevgili teraziler. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, yay burcundaki dolunay para evinizde meydana gelecek ve birçok gezegen, yine boğa burcunda yönetici gezegen Jüpiter, Venüs'le birleşiyor. Tam karşıt burcunuzda. Şimdi bu dolunay ve dolunayı takip eden günlerde özellikle İlişkilerle bağlantılı parasal kaynaklarınızda önemli dönüşümler olabilir. Nasıl olabilir? Belki bir evlilik yapacaksınız ve bu sizin maddi durumunuzu önemli ölçüde etkileyebilir. İşbirlikleri, ortaklıklarla ilgili konular aktifleşebilir. Evet, bir şeyi paylaşmak, hani hisseli paralar da söz konusu olabilir ama işbirlikleriyle ve ilişkilerle bağlantılı olarak özellikle kazanç elde edebileceğiniz ve bazı kazanç kapılarının, para kapılarının size açılması da mümkün görünüyor. Harcamalarınız olabilir, yatırım kararlarınız olabilir. Bunlar belki eşinizi ortaklaşa vereceğiniz kararlar da olabilir. Burada bir seyahate de para harcayabilirsiniz veya bir hani emlak, arsa alabilirsiniz veya eğitimle ilgili, turizmle ilgili, teknolojiyle ilgili bazı işleriniz, yatırımlarınız olabilir. Bu alanlardan
parasal kazanç elde edebilirsiniz ya da mesleki alanda bir işbirliğine, bir ortaklığa başlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi oldukça hareketli. Hareketli olduğu kadar sizin için parasal anlamda kazanç getirici önemli bir dolunay dönemindesiniz. Belki bir size ait bir kaynağınız var, eviniz, arsanız. Hani bunu satabilir, kiralayabilir, para elde edebilirsiniz, gelir elde edebilirsiniz. Bununla da ilgili bazı anlaşmalarınız, sözleşmeleriniz gündeme gelebilir. Ya da kentsel dönüşüm gibi işiniz var. Yine aileye ait ya da size ait bir evin dönüşümü ile ilgili bir kararı sonuçlandırabilirsiniz ve uzun vadeli hedeflerinizi bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşinizle yükselen burcunuz son derecelerde ise, yani 27, 28, 29 derecelerde ise şu dönemde ilişkiler alanınız çok daha hareketli görünüyor. Değişken burçların ilk derecelerinde, özellikle yani 0 ile 5 derece aralığında gezegenleriniz varsa, dolunayın etkileri sizin için çok daha güçlü ve önemli olabilir. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, sizin dolunayınız tabii ki başrolde, siz varsınız ve yılın sizin için tabii ki en önemli dönemlerinden birisi bu. Dolunayda çok heyecanlı olabilirsiniz, enerjiniz artabilir, biraz daha hayata hevesli, cesur yaklaşımlarınız söz konusu. Bu size bazı riskler de aldırabilir. Dolayısıyla mümkün olduğunca heyecanınızı kontrol etmeye, daha dengeli davranışlar içerisinde bulunmaya özen gösterelim sevgili yaylar. Bir sonuçlanma, bir tamamlanma enerjisi var. Yani hedeflediğiniz bir amaca ulaşabilirsiniz. Bu dolunayda bir işinizin tamamlanması, bir başarı elde etmeniz mümkün. Biraz daha dikkat çekeceksiniz, sahnede olacaksınız. Birçok gezegenin ve yönetici gezegeninizin de dolunayda 6. evinizde olması genel olarak iş ve mesleki konularda da önemli etkiler getirebilir size. Yani bir işe girmeniz, işle ilgili bir hedefinize ulaşmanız mümkün. Bir projeyi sonuçlandırmanız mümkün. Çalışma ortamlarınızda ya da yaşadığınız mekanlarda dönüşümler olabilir, değişimler olabilir. Bununla birlikte çok hevesli, çok biraz da aşırılıklara eğilimli olacağınız için genel olarak paranızı harcarken dikkatli olun. İşte iştahınız da artabileceği için aşırı iştah nedeniyle biraz böyle dengesizlikler olabilir. Bu dönemde sağlığınız da tabii ki önemli. Çünkü bedeninizi etkileyen alanda bir dolunay var. Sağlıkla ilgili bazı şeyler açığa çıkabilir. Hormonal sisteminizle ilgili konularda sorunlar olabilir. Özellikle karaciğer değerlerine dikkat etmek lazım. Kalça bölgesi, üst bacak, uyluklarla ilgili bazı sağlık sorunları olabilir. Diyabet gibi insülin direnciyle ilgili bazı dengesizlikler ortaya çıkabilir. Gözler, boyun, baş, omuzlar, tiroid hormonları ile ilgili bazı sağlık sorunları daha fazla ortaya çıkabilir. Dolayısıyla hani kendinize biraz özen göstermeniz gereken, sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönem. Eğer sağlığınızla ilgili sorunlarınız varsa hayatınızdaki aşırılıkları dengelemeniz gerekiyor. Zararlı şeyleri hayatınızdan çıkarabilir. Yeni bir düzene, yeni bir alışkanlığa, yeni bir beslenme, diyet programına başlayabilirsiniz. Bu dolunayla birlikte evcil hayvan sahibi olmanız da mümkün. Çalıştığınız ortamlarda, yaşadığınız alanlarda böyle günlük düzeninizi etkileyecek değişimlerin de olması mümkün. Biraz böyle güzellik, estetik, kişisel bakım, imaj gibi alanlarda da tabii ki beklentileriniz öne çıktığı için önemli değişimler, dönüşümler de yapabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 2 derece ve yakınlarındaysa sizin için çok etkili olacaktır bu dolunay. Sabit burçların son derecelerinde de gezegenleriniz varsa yine özellikle sağlık konularında dolunayın tesirleri biraz daha artabilir sevgili yaylar. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, yay burcundaki dolunay 12. evinizi aydınlatacak. Jüpiter, Venüs, Uranüs, Merkür bunlar da 5. evinizde, boğa burcunda. Dolayısıyla bu dolunay aslında sizin için biraz böyle geri planda kalan bazı konuları aydınlatırken keyif alacağınız, mutlu olacağınız, maddi manevi şanslarla da karşılaşacağınız hareketli bir dönemi işaret ediyor. Aşk hayatınız mesela sürprizler olabilir. Hani hiç beklemediğiniz yerden böyle bir gizli hayranın çıkması, bazı teklifler almanız, şaşırmanız mümkün görünüyor. Gizli ilişkileriniz varsa bunlar biraz açığa da çıkabilir tabii ki. Yeteneklerinizi keşfedip bir hobinizi, sanatsal çalışmanızı ortaya çıkarabilirsiniz mesela. Ya da
Bu anlamda biraz geriye çekilip böyle yalnız başınıza yapacağınız işlere daha fazla odaklanabilirsiniz. Çocuklar ve çocuklarınızın gelişimiyle ilgili önemli etkiler söz konusu olabilir. Bu dolunayda biraz uzaklara gitmeniz, yolculuklar yapmanız, eğlenmeniz mümkün görünüyor. Biraz izole olmanız, yani her zaman bulunduğunuz yerlerden biraz geri çekilmeniz ama keyifli yerlerde güzel zamanlar geçirmeniz, hayatın daha böyle güzel, sizi mutlu edecek taraflarına odaklanmanız, sanatla ilgilenmeniz, hobilerinize zaman ayırmanız, aşka, romantizme zaman ayırmanız mümkün. Bunlar biraz uzaklarda olabilir, yurt dışında olabilir, daha böyle yalnız kalabileceğiniz ortamlar olabilir. İşte buralarda güzel çalışmalar yapabilirsiniz. Maddi manevi kazançlar anlamında da fırsatlarınız olabilir. Hani değişik yerlerden kazanç elde etmeniz, daha önceden yatırım yaptığınız alanlarda bazı hızlı kazançlarınızın olması mümkün. Bununla birlikte kaynaklarınızı değerlendirmek anlamında da önemli kararlar verebilirsiniz. Çünkü Plüto para evinizde ve bu dolunay sırasında gerçekten hani uzun vadeli işleriniz, uzun vadeli parasal yatırımlarınız, daha istikrarlı bazı yapılandırmalar istiyorsanız, daha garantili yatırımlar mesela. Hani buralarda önemli fırsatlar da karşınıza çıkabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçların ilk derecelerinde ve sabit burçların son derecelerinde gezegenleriniz bulunuyorsa bu dolunayın sizin için etkileri çok daha önemli, güçlü olabilir. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, yay burcundaki dolunay 11. evinizi aydınlatacak. Ve tabii ki boğa burcunda da önemli bir gezegen stelyumu var bu dolunay sırasında. Hayata bakışınız daha iyimser. Yeni projeleriniz var, idealleriniz var, teklifler alabilirsiniz. Hedeflerinizi büyütüyorsunuz aslında. Çünkü yay demek, iyimserlik demek, biraz daha yeni deneyimlere açık olmak demek. Bu da sizin zaten geleceğe odaklı bir burç olduğunuz için geleceğe dair daha iyimser, daha hevesli, daha vizyoner olmanızı sağlayacak. Sizi geliştirecek eğitimlere katılabilirsiniz. İş konularında özellikle ekip çalışmaları, böyle grup çalışmaları, işte medya işleri olabilir, eğitim işleri olabilir, turizm işleri olabilir, teknolojiyle ilgili işleri olabilir. Hani buralarda bazı iş planlarınız, projeleriniz olabilir, işle ilgili seyahatleriniz, yolculuklarınız olabilir ki bunlar keyifli, arkadaşlarla birlikte yapacağınız organizasyonlar, seyahatler de olabilir. Birçok gezegenin de şu anda aile ve yuva alanınızda olması aslında ev konuları, yuva konuları, buralarda da güzel fırsatlar getiriyor size. Örneğin kazançlarınızı daha doğru değerlendirebilir, yatırımlar yapabilirsiniz. Evden yapılacak iş fırsatlarınız olabilir. Bunlar teknoloji işleri, online işler, işte online ticaret, online eğitim gibi konular. Bunları biraz da hani daha konforlu, kendi alanınızda, evinizde yapabileceğiniz işler, projeler söz konusu olabilir. Bunları değerlendirebilirsiniz veya daha önceden yapmış olduğunuz girişimlerin güzel sonuçlarını alabilirsiniz. Yani maddi karşılıklarını almanız, bir başarı elde etmeniz ya da hedeflerinizi büyütmeniz gibi konularda söz konusu olabilir sevgili kovalar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçların ilk derecelerinde gezegenleriniz varsa olumlu etkiler alabilirsiniz. Ve dolunay sırasında Plüto zaten burcunuzda. Dolunayla da güzel bir açıda, güneşle de güzel bir açıda. Dolayısıyla güneşiniz, yükselen burcunuz 2 derece ve yakınlarındaysa yine bu dolunayda en önemli etkiyi alan burçlardan olduğunuzu söyleyebilirim. Özellikle 5. ve 11. evdeki güneşin ve ayın burcunuzdaki Plüto ile yapacağı açı biraz daha hani gerek çocuklar olsun, gerek kişisel girişimler olsun, sosyal hayatınız ve aşk hayatınızda da sizin için çok keyifli, çok destekleyici gelişmeleri ortaya çıkarabilir. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, yay burcundaki dolunay kariyer evinizde meydana gelecek. Bu da tabii ki sizin için biraz daha geleceğinizi etkileyecek, toplum önündeki duruşunuzu, statünüzü etkileyecek alanlarda önemli bir dönüşüm etkisi getiriyor. Bu bir başarı getirebilir size. Bir hedefe odaklanmanız, işle ilgili bir projenin sonuçlanması, bunun karşılığında dikkat çekmeniz, başarı almanız mümkün. Bir işe de girebilirsiniz tabii ki. Yani kariyerde böyle bir önemli etki söz konusu olabilir. Mesleki alanda değişimler olabilir. Terfi edebilirsiniz. Yer değişimleri, atamalar, görev değişimleri olabilir. Çalışma ortamlarınızda değişimler olabilir. Belki kendi işinizi kuracaksınız. Belki de başka bir yerde çalışmaya başlayacaksınız. Üçüncü evinizde de önemli gezegen geçişleri var. Olup bitenler biraz yakın çevreniz, kardeşler,
yakınlarla da çok alakalı olabilir. Burada hani aileyle birlikte yapılacak işler, girişimler ve benzeri konular da söz konusu olabilir tabii ki. Özellikle burada belki aile içerisinde ebeveynlerle de ilgili olabilecek, kardeşlerle birlikte verilecek bazı kararlar söz konusu olabilir. Bu bir aile mülkü ya da evi, aileye ait bir parasal kaynağın dönüştürülmesi gibi bir konu ya da bir paylaşım gibi bir konuda olabilir. Ya da ebeveynlerinizle bağlantılı olarak hayatınızda belki ebeveynlerinizin hayatındaki bir konu burada hani bir dönüşüm ve dolayısıyla siz yakınlarınız, kardeşleriniz ve benzeri alanlarda da bazı önemli etkilerin olması söz konusu olabilir sevgili balıklar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 2 derece ve yakınlarındaysa bu dolunay sizin için çok daha etkili çalışabilir. Ve sabit burçlar, özellikle boğa ve akrep burçlarının son derecelerinde gezegenleriniz varsa yine yakın çevre, kardeşler, aile ve benzeri konularında bu dolunayda çok fazla gündemde olmasını bekleyebiliriz.